Merhaba. Hayırdır? Hangi rüzgar attı? Yeniden komşu oluyoruz da Şevkat. Yani uzun hikaye, sonra anlatırım. Ben kamyon yanaştı da ben hem bir merhaba diyeyim hem de işte bir yardım isteyeyim dedim. Ama siz müsait değilsiniz galiba. Neyse, benim bir arkadaşım var. Biz iki kız hallederiz. İyi geceler. Bay bay. Sana da... Nereden çıktı bu kız ya? İstersen sen git bir bak, yardım edilecek bir şey var mı? Biz sonuçta her gün bir aradayız, görüşüyoruz değil mi? Canım, yardım etmek istesem herhalde sana danışır, bir onayını alırım. Yani senden çekinecek halim yok değil mi? Emin misin? Çünkü senin kapına hiç tanımadığın yabancı biri gelse ve yardım istese sen koşa koşa gidersin. Tanıyorum seni. Ya tabii öyle de... Şevkat, ben kızın kim olduğunu biliyorum. Sen bana anlattın. Senin için değerli biri. Yani gidip şimdi yardım etmezsen zaten rahat edemeyeceksin. İçin içini yiyecek. O yüzden en iyisi sen bir git bak. Kendine de eziyet etme. O zaman ben bir bakayım da... Hani ağır eşyası falan varsa... Tamam, görüşürüz. Sen istersen içeri şey yap. Tamam. Gençliğim geçti senin yolunda. Ciğerim söndü ah be sonunda. Gel istisense vuslata ererim. Bana ele bakma, erir bu yüreğim. Yalanlara ben hep sünger çektim. Kahpe felekten zumzuk yedim. Sen hiç üzülme, rahat ol bebeğim. Gerekirse ben mezarıma girerim. MC İhsan 2017 Balat. Bu ne? Usta bu ne? Bakma oğlum havala var. Evet. Buyurun. Evet. Bakma oğlum havala var, atla. Hadi bakalım yüzeydi kardeş. Bir el atla, hep beraber indirelim. Oldu. Kazım! Kazım! Ne var lan? Gel gel. Tam senin seveceğin işler var, gel. Seveceğim iş mi? Gel gel. Ahmet abi. Gel gel. Erol abi gelin şuna bir el atın be, gözünüzü seveyim be. Gelin be abi be. Hay Allah razı olsun ya. Bak. Gel gel abi. Gel. Gel el atın şuna da bir. Koş abi, koş. Atı verelim koş. Hadi. Hadi bakalım şuna bir el atalım ya. Çek. Oo. Evet. Hadi çek. Hayır. Yavaş sağ ol. Hadi düşürmeyin. Geçin geçin geçin. Buradan sağ ol. Yavaş bırak. Yavaş 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 yavaş. Şuradan. Ben soğuklu var da belim attı. Size kolay gelsin. İyi akşamlar. Eyvallah. Allah razı olsun kardeşim. Sağ olasın. Eyvallah. Eyvallah. Hadi eyvallah. Abi. Eyvallah. Hadi abi. Hadi bakalım. Taşın yavrum. Haydi. Kaldır bakayım. Hay Allah razı olsun ya. Ayağına dikkat et. Dur. Ya buradan it 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 it. Tamam. İtile. O sen bana müsaade. Sana ne oldu Kazım kardeş? Acil hamamcılar odası toplantısına gitmem lazım. Yani ben olsam da olur, olmasam da olur. Hadi eyvallah. Tamam. Yardım et. Ne oldu? Arkadaşlar içeriye kadar bir el atsak mı ya? Bir daha bunu içeri. Şuraya kadar kaldırsak yeter. Hadi arkadaşlar. Usta bu ne ya? Bu ne ya? Oğlum şakır şakır işliyor lan bura. Bak belki bu yetmeyecek. Yarın bir tane daha getireceğiz. Bana hiç hele gelmiş. Sen ne yapacaksan bunu? Döviz bürosu mu açacaksan buraya? Oğlum döviz bürosu işinde para yok. Daha doğrusu döviz bürosu işinde para çok. Safi para. Ama para yok. Ticaretle kar etmek lazım. Bura Merkez Bankası gibi işliyor lan. Hadi beylat hadi. Yallah. Bir dakika. Yoksa sen sahte para mı basacaksan burada? Höst, vergi rekortmeni olacağım. İhsan. İhsan? Ben Dadaşan, adım İhsan. Bana bak, benim adım oysense senin adın da İhsan olacak, tamam mı? Anladın mı? Ha, sen patron olsaydın senin adın İhsan, benimki Osman olabilirdi. Ama patron kim? Benim, o net. Eğer ben oysensem sen İhsan'sun. Konu kilit, bundan sonra açma. Hadi yürü. Tövbe bismillah, adam Norveç'ten kafayı yemiş. Sen benim ticari zekamı algılayamazsın oğlum. Benim frekansım seninkini 40 MHz geçer. Kafayı yemedim ama
Kasayı yiyeceğim. Bu kasayı her gün ağzına kadar parayla doldurup o paraları her gece zevkle çatır çatır öyle bir yiyeceğim ki sen de bana ne diyeceğim biliyor musun? İhson. Vay bre olsen patron. Sen bu kadar hovardaca para ezmeyi Norveç'te mi öğrendin diyeceksin. Peki ben sana ne diyeceğim biliyor musun? Yok bilmiyorum. Onu ben de bilmiyorum. Göreceğiz. Bana bak. Şunu uçuk aklına yazıver. Tamam mı? Ben öldükten sonra bu kasayı ticaret müzesine koyacaklar. Net. Altına da ne yazacaklar biliyor musun? Asırların ticaret dahisi Olsen Somonoğlu sadece kahve satarak Steve Jobs'tan daha fazla şöhret ve serveti bilek hakkıyla kazandı. Bilek hakkı ne ya? Gerizekalı. Sanki Steve Jobs'ı biliyorum, bilek hakkı ne diye soruyorum. Öküz. Öküz İhson. Öküz İhson. Oh. Ulan var ya, koskoca Edison'la aynı kafiyede ismi taşımayı hak etmiyorsun ama şanslısın ki akraba kontenjanından yararlanacaksın. Sana çırak değil, asistan diyecekler. Öf aman ne derse desinler ya. Sen bana paramı ver yeter. Höst, hakaret sayarım lan. Ben bu saçları oksijenle sarartmadım. Bir Norveçli asla hak yemez. Şişt, bana bak, burası Türkiye. Burada her şey serbest, Norveç milliyetçiliği yasak. Efendi gibi işini yapıysan sen yap, yoksa o başın yanar ha. İma yanlışsan bana dahi. Dahi? Bir dahi bu kadar basit bir imayı anlamakta zorlanabilir. Yani diyelim ki o başın yanarsa sarı saçların da yanar. Anlıyorsan? He. Zaten senin gibi öyle saçlarını oksijenle açanlara burada Norveçli demirler. Öyle bir şey değiller ki bilmek istemezsen. Az laf, çok iş. İlk gün anısına. Çek bakalım patronu. Çek, çek, çek. Geri git azıcık. Azıcık geri git. Bir de kasayı al. Tamam ya. Ah Esin, inanmıyorum sana ya. Bak, bu dünyada seven kadın sahiplenmesi diye bir şey var tamam mı? O kıza bunu hissettir. Hemen git Şevkat'la o kızı yalnız bırakma. Ya öyle gençlik hevesi değil, büyük aşk yaşamışlar. Sen de saf saf Şevkat'i göndermişsin. Ah Esin. Bak, yangının külleri tekrar alevlenmeden hemen git. Bak sonra pişman olursun ha. Gizem ne diyorsun sen Allah aşkına? İyice sana eve bağladın ha. Ay ne alakası var ya? Onun aklı bir karış havada. Ama ben öyle değilim. Benim ayaklarım yere sağlam basar. Ay yok vallahi hiç deneyemeyeceğim. Hadi kapatıyorum bay bay. Dur kapama kapama. Dur bir dakika bir şey söyleyeceğim dur. Ne oldu ne diyor? Bir dakika şu mesajı yazayım hemen anlatacağım. Ne kadar uzun süre ayrı kalırsak kalalım, karşılaştığımızda kaldığımız yerden devam ederiz yani. Beni dinle ve elini çabuk tut. Ya tamam Şevkat, biz kolayladık ya. Sen hadi git. Belli ki evde senin önemli bir misafirin var. Yani bekletme kızı. Hani ayıp edersin. Yakışmaz sana. Ya hadi git. Tamam hadi. Ya kızım tamam git git deyip durma. Allah Allah. Bu da 40 yıl sonra çıkmış gelmiş bir de bize atar yapıyor ya. Kız başına taşıyacağım bunların hepsini çünkü. Bir de üstüne atar diyoruz ya. Hale bak ya. Ay sizin yapacağınız bu suya ben de. Yapacağım 100 şey. Mutlaka unutamadığın aşkın Şevkat'i görmek, Şevkat'le Beşiktaş maçı izlemek, kalbini kırdıklarımdan özür dilemek. Ya sen ne yapıyorsun be? Ne karıştırıyorsun onları ya? Ne karıştırması kızım? Kutuyu kaldırıyordum, altı açıldı, döküldü, onları toparlıyordum. Ne bunlar? Karıştırma onları. Ne ölmeden önce yapılması gerekenler falan diyor. Röntgen filmleri falan var. Ne bu mesela? Beyin filmi mi?
Ya bıraksana şunları, tamam? Yok bir şey. Ay söylesene Seval. Yani her gün bana anlattığın adam buysa eğer, niye saklıyorsun ondan? Sen karışma Nilay. Bana bakın, benimle oyun oynamayın. Bir şey saklıyorsanız söyleyin. Seval çok hasta. Kız ölüyor. 6-7 ay falan ömrü kaldı. Ya sen niye söylüyorsun? Nilay ya, tamam. Al şuradan bir şey, hadi git. Doğru mu? Evet, doğru. Ama bak, bana söz ver, kimseye söylemeyeceksin ha. İnsanların son günlerinde bana öyle acıyarak baktıklarını görerek yaşamak istemem. Peki neymiş bu hastalık? Ya boş ver. Bak söz ver ha, kimseye söylemeyeceksin. Ya tamam, söz. Bak senin sözün sözdür ha, sana güvenirim. Maalesef öğrendin işte. Bak beni iyi tanıyorsun Şevkat ha. Böyle benim için üzüldüğünü falan görmek istemem. Bir delikanlıya yakıştığı gibi davran lütfen. Senden tek ricam bu. Neyse ben şey... Dur ne yapıyorsun ya? Dur. Ya yok Şevkat, sen şunları al, sen al şunları, yukarı çık. Ben hallederim, bir şey yok zaten, ben alışkınım ya, hallederim ben, tamam. Çok sağ ol Şevkat ya. Sen de sağ ol. Ben kaç yıl her hafta sonu Paris'e gittim be. Çok emek verdim ya. Esin'i buraya dönmeye, benimle evlenmeye ikna etmiştim. Oğlum çok yaklaşmıştım lan. O Şevkat denen dallama karşıma çıkmasa şimdi holdingin de patronu bendim. Ula herif bitirdi lan beni. Ama ben de onu bitireceğim, bak görürsün. Senin gözün kararmış Bora. Senin önceliğin Şevkat değil. Senin önceliğin babanla aranı düzeltmen. Esin olayını zamanla atlatırsın. Ama bu senin hayatın oğlum. Senin geleceğin. Ya onu ben de biliyorum. Tamam. Biliyorum ama ben olay sıcağı sıcağınayken onun canını yakmak istiyorum. Canını yakmak istiyorsan toplanır gideriz. Ama eğer intikam almak istiyorsan yavaş yavaş, sakin ve soğukkanlı. Şu sandalyeler alırsın sen. Toplama işini bitirseydim, babamla aramda hiçbir mesele kalmazdı. Hayır, o evleri almak da kolay da, Şevkat sorun. Şevkat'i tamamen ortadan kaldırsam, gerisi çorap söküğü gibi gelir. Sen de anla ki, bütün mesele intikam almak değil. O zaman Şevkat'in üzerine oynayalım biraz. Satış yaptırmayalım ona. Bela açalım başına. Sıkışsın köşeye. Ben de öyle yapacağım zaten. Ama bize finans lazım. Sen de sponsorunu kaybettin. Nasıl olacak? Orası öyle. Hemen bir yol bulmak lazım. Hem de çok acil. Hadi eline sağlık kardeş. Var mı daha yardım edecek bir şey yukarıda? Ya yok. Çok sağ ol Şevkat. Sen git. Bekleyenim var. Tamam hadi. İyi geceler. İyi geceler. Hadi git sen dışarı. Ne yapıyorsun be oğlum? Biz senin başındaki belayı konuşuyorduk. Sen daldın gittin telefona. Kafanı kaldırmıyorsun. Ya onu hallediyorum zaten. Gizem'in adına sahte mail aldım. Babama şimdi onun ağzından mail atıyorum. Para isteyeceğim. İyi de onların arası bozuk değil mi? Ya babam Gizem'e kızar ama kendini de suçlu hissediyor. Gizem'in babama muhtaç olması onun da işine gelir. İstediği parayı hemen gönderir. Hem de fazla fazla. Ha, tamam. Bana hemen bir banka hesap numarası ver de şu parayı yollatalım. Hadi. Konuşuyorduk. Yarım kaldı. Geç istiyorsan devam edek. İstemem. Sen de çok yorulmuşsun zaten. Sen bilirsin. İyi geceler.
Böyle talih olur mu lan Mugaç? Ya tam Esin'e evlenme teklif edeceğim. Çıktı Seval geldi. Ay kız bir de 90 dakikayı tamamlamış uzatmaları oynuyor. Ona da ayrı içim yandı ya. Esin de tuttu eski manitaya rampa yapıyoruz zannetti bizi. O da ayrı koydu. Bilmiyor ki ya durum çok başka. Ya şimdi bir de Seval'e de söz verdik. Ağzımızı da açamıyoruz. Esin çok bozulmuş dün gece. Zabaf vallahi hiç uğramadan bir günaydın falan demeden direkt gitmiş. Gönlünü almak lazım, bir jest yapmak, bir şıklık yapmak lazım da. Ne yapacağız bilmiyorum. Güzel, ne yapıyorsun yavrum? Eşeleme yavrum çiçeklerin dibini. Şey yapacaksın çiçeği ya. Ha. Çiçek mi aldın ya? Mantıklı. İyi çiçek götüreyim o zaman. Marika ablanın bahçesi sebil zaten. Değil mi lan bu kaçı? Tamam tamam sağ. La tamam la. Bir an coştum. La, hemen gidiyorsun Allah Allah. La, ne sana kıtkı? Artist. Bana bak çok cevap veriyorsun bu ara. Vallahi bak kötü kötü konuşturacağım. Ne sana kıtkı? Dün akşam görmeniz lazımdı. Kıza bir çöp bile taşıtmadı ya. Üstüne titredi resmen. Şevkat hala unutamamış olabilir mi o kızı? Sanmıyorum. Yani hiç öyle unutulamayacak bir kız gibi gelmedi bana. Sokaklarda hep arabam gizli. Üstünde bantlarım hep dizili. Rengini beğenmezsen gel beraber boyayah. Biri sana uymasa hadi gel uyuyah. Yo ne istesen sen, ne istesen söyle. Ne istesen sen, ne istesen söyle. Ne istesen sen, ne istesen sen. Usta. He. Amut bankları buldum. Ne edeceğiz biz bunları ya? Oğlum sen gerecek misin? Bank ne işe yarar? Oturma yarar değil mi? İnsanlar umumiyetle bu bankların üstüne otururlar. Keza hayvanlar da öyle. Misal sirklerde maymunlar, aslan. Oğlum. Gel buraya. Buraya gel. Benim salak oğlum. İnsanlar bu dükkana gelip yer bulamadıklarında neye oturacaklar? Bu banklara oturacaklar. He? Bir saate burası mahşer yerine döner oğlum. Öyle ki mahşerin dört tatlısı gelir, ikisi dışarıda kalır. O derece yani. Hadi şimdi gazla. Hele gazla derken çok mu iş var yoksa? Kaçayım gideyim bir tavsiye mi verirsen anlamadım. Oğlum sen gerçekten gerzeksin ya. Şu internasyonel kafede ihraç fazlası gibi bir malsın biliyorsun değil mi? Şimdi kaybol. Önce şunları diz. Ondan sonra git. Ne kadar bank varsa topla getir buraya. İhsan. Yalnız bak seninle bir konuda anlaşak. Benim adım İhsan değil, İhsan. Aman İhsan. Yavrucuğum. Bak İhson kulağa daha bir Nors geliyor. Daha böyle kuzey kutbundan, kuzeye yakın bir isim. İhson. Gerzek oğlum. Ben sana dün gece ne dedim? Eğer Oslo çay evinde çalışacaksan senin adın İhsan değil, İhson. O kadar. Haydi yaylan. Çabuk. Bana bak. Gel buraya. Ver şunu. Ver şunu. Al. Maşallah be. Hey maşallah be. Ya Arkan çok komiksin ya. Karnım ağrılar giriyor seni dinlerken. Ah evladım. Sen gelince evimizin neşesi yerine geliyor. Dün gelmedin. Öyle özledik ki seni. Vallahi doğru söylüyor. Yani sen gelmeyince evde neşe eksik ya. Sen hep gel Erkan. Bak devamlı gelirsen ben de sana bağlama çalmasını da öğretirim yani. Aşk olsun üstad yani sizden bağlama çalmayı öğrenmek benim için şereftir ya. Onur duyarım, kıvanç duyarım, kıpta ederim. O zaman bak. Al şu bağlamayı. Al bakayım. Getir elini. Şuradasın. Şöyle şuraya. Şurada, şurada, şurada bak şöyle. Hemen burayı kapat. Al şu mızı da. Bundan da tezeni. Bak. Dokun bakayım şimdi, bir dokun bakayım. Şunu böyle bir tut, tut, şunu tut. Serbest bırak, serbest. Germe kendini. Ama öyle kolay değil. Yani kolay öğrenemezsin hemen, olmaz. Önce parmakların biraz bağlamaya alışacak. Bağlama seni biraz sevecek. Ondan sonra ruhunla çalmaya başlayacaksın. Siz bana pasacağım yerleri gösterin, ben çabuk kavrarım. Yani ruh lazımsa ruh bende var. Bende en çok ruh var zaten. Şuraya dokun, rahat bırak, serbest. Aç, ah güzel, temiz ses geldi. Böyle devam et şimdi. Olacak.
yukarı. Vermem seni ellere, Tonya üstüme kalksa. Vermem seni ellere, Tonya üstüme kalksa. Vermem seni ellere, Tonya üstüme kalksa. Tonya üstüme. Vermem seni ellere, Tonya üstüme kalksa. Tonya üstüme. Ya bu çocuk bir harika. Ya bu nasıl oldu? Nasıl çaldın böyle bir anda ya? Yetiyordum ya üstad, pende ruh var ya. Ben kendimi yatırdım hep ağlamanın üzerine, öyle aktı gitti. Ya bu çocuk bir harika. Yani nerede o salak İsmail? Nerede bu Erkan? Bu harika ya. Dahi. Sizin muhabbetinize doyum olmaz. Ben ufaktan kaçayım. Ay nereye oğlum? Bırakmayız vallahi seni. Daha yeni geldi. Ay evet ama ya, doyamadık daha sana. Ya ama ne demişler? Ziyaretun de lafun de kısası makbuldür. Ben yine kalırım. Her zaman gel Erkan. Her zaman gel. Fazla ara verme. Özletme kendini. Yok öyle bir dünya yok. Özletmeden kelime bizde adet böyledir. Çok sağ olun her şey için. Elinize kolunuza sağlık. Çayı içemeyeceğim. Alacağım olsun. Her şey için sağ olun. Selametle. Ay bambaşka bir çocuk. Asil. Asil. Siz bu Erkan'ın nesine bu kadar sevdiniz, ayıldınız, bayıldınız? Benim aklım almıyor ki ya. İsmail'i niye sevmediniz? Ne güzel sesi vardı. Yanık yanık türküler okurdu. Sevdaları nakış gibi işlerdi bağlamalara. Niye onu hor gördünüz ki la? He? Siz Erkan'ı sever, ona gülersiniz ama cenazenize İsmail gelir. Ayık olur. Yoksa bir şekil ayıktırırım. Her türlü yani. Seval! Koş Seval gelmiş. Hoş geldin ya. Zayıflamışsın ya. Ay sen zayıfladın biraz valla. Ne yapıyorsun lan sen? Kazım! Kazım gel la gel. Bak kim geldi? Seval! Gel la gel. Bunca yıl. Sen ya. Dedi ismimiz ya. Ama niye gelmişse? Niye gelmiş bu? Vay vay vay. Kim gelmiş Cuma? Kızım ne işin var senin burada ya? Yemin çok özledim. Hayır ola Barcelona dediler senin için. Vallahi bir Alex'in gittiğine bir senin gittiğine çok üzüldüm ha. Hala aynısı. Kız sanki mahalleden hiç gitmemiş. Çünkü coşkuya bak ya, ne kadar çok seviyorlarmış. Normal ama. Tam bu mahallenin kızı. Sıcak olsun lan, sıcak sıcak. Esin sen de öyle sayılırsın. Öyle olmakla öyle sayılmak arasında dünya kadar fark var ama kızım. Yani bu senin dediğin fasulyeden sayılmak gibi bir şey. Ya pardon, ben öyle söylemek istememiştim. Yo, haklısın. Gerçek bu zaten. Neyse bakmayın da şimdi bakıyor diyecek sonra. Ya öyle düşünme, sen de bu mahalledensin. Ne ayaksın böyle çiçek böcek falan? Hasta ziyaretine mi gidiyorsun? Oğlum ben acayip hasta ziyaretine gittim. O yüzden bütün hastalar hasta olur bana. Ben de hastayım la sana. Çakma kötü. Gel bir tur döveyim mi sen? Ne alakası var ya Allah Allah? Sen tahrik ediyorsun beni çiçekle böcekle çıkmışsın. Ne ayak oğlum çiçek böcek ha? Ya bugün Dünya Overlockçular Günü de 25 Ağustos. Ben de benim halıların overlockçusuna götürüyorum bunları. Aa, ne halıymış be? Ne yaşıyoruz oğlum siz alıcıyla overlockçuyla falan? Ne ayaksınız ha? Şişt. Ben şimdi burada gösterirdim sana da. Vaktim yok, dua et. Hadi görüşürüz, git bakalım. Şefkat! Selam söyle o yâre. Overlock'tan teyyâre. Ya sabır. Lan ben şimdi bu çiçekle mahalleye girince direkt gündemi belirlerim. Bir senede dillerimden düşmez bizim bebelerim. Amiço, koçum bu benim evin arka sokağına bir gelsene, bir taşınacak bir şey var da. Yok yok, arabayı alma. Sen kendin gel yeter. Şişt, nem var nem. He? Nereye lan? Vay! Selam Bahar. Hoş geldin. O kapıdan çıkıp bu kapıya gireceksin Bahar. Lütfen. Buyurun. Ne işin var senin yine burada? Sen yine beni mi bekliyorsun? Ha. Hem de baharı bekleyen ayılar gibi bekliyorum seni. Kış uykumdan
Uyandır beni. Niye beni bekliyorsun oğlum? Bir arıza mı var, ne oluyor? Ne alakası var, varım ya. Ha? Şöyle diyorum, baş başa hiçbir yere çıkmadık biz seninle. Baş başa bir yerlere gitsek. Şimdi ben centilmen bir erkeğim. Hem de centilmen olduğum için senle diyorum şöyle bir alemlere çıksak. Ben seninle nereye çıkacağım be? Yemek. Yemeğe çıkalım diyor. Ben seninle var ya şu yokuşun başına bile çıkmam. Allah Allah. Ha, kendine yazık etme. Seni İstanbul'un en güzel mekanına götüreceğim. Çünkü sen bu şehri İstanbul'un en güzel mekanına layıksın. O mekan da seninle tanışmaya layık bağırım. Bu şerefi bana lütfeder misin lütfen? Ne şerefi be? Oğlum sen de şeref ne gezer? Aynen ya, ben de şeref de gezer ya. Ben de bir ağzıma takıldı yani. O ne kadar çok şeref kullandık. Şeref meref öyle ağzıma yakışmıyor ama... Eğer seni şehri İstanbul'un en güzel mekanına götürmezsem en adi... Tamam tamam, kes kes kes. Hadi nereye gidiyorsak derim yeter. Vallahi mi kız? Buyur 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 buyur. Kapattım, bırak ben hallederim. Bırak, hadi geç geç geç. Kuş ben kapatırım. Aynen kemerim valla. Ustacığım ne gerek var, teşekkür ederim, sağ ol. La oğlum sen böyle bütün gün telefonla oynamaktan iyice beyin sıvılarını akıttın herhalde la. Sen bunlar için mi çağırdın beni? Hesap mı soruyorsun aslanım? Hadi yürü. Ha usta, mahalleye kim geldi biliyor musun? Biliyorum, Seval. Ha biliyorsun demek. Hep gevşeksin. Hadi oğlum yürü ya. Yalnız iyi para yatırmış senin peder. Cömert adammış. Evladına kıyamaz hiç. Güzel. Şimdi finans olayını da çözdüğümüze göre... Gelelim Şevkat'ı yapacaklarımıza. Ustam sana hoş geldin diyor Seval abla. Teşekkür ederim ya. Sen görmeyeli ne ince ruhlu olmuşsun böyle. Abi ki dağlara kar yağdı, söyleyeyim mi? Daha taşınma bitmedi. Ben millete bir merhaba demeye gelmiştim. Görüşürüz. Hadi. Görüşürüz. Kendine iyi bak, buralardayız hep. Görüşürüz. Miço, esnafla vedalaş. Helallik iste oğlum. Ben ne yaptım ya? Abiler, abalar. Alo. Abiler. Çiçeğe niye Seval'e verdin la? Bakmışsın olsan düşünce sözü gittim ama yani. Sen kendine vermek istedin galiba ama ben verirken de Şevkat'ın satatıyı bilirdim yani. Aptal bebe. Gerizekalı bebe. İşgüzar bebe. Görüyorsunuz değil mi şu Şevkat'ın yaptığını? Kızı el üstünde tuttuğu yetmiyormuş gibi bir de mahallenin ortasında çiçek veriyor ya. Efendim, efendim, efendim. Buyursunlar, buyursunlar. Eskimo, kebap ve döner evi. Buyursunlar. Burası neresi? Eskimo, kebap ve döner evi. Ha? Benim mekanım. İstanbul'un en güzel mekanı. Hayır, burası mı yani İstanbul'un en güzel mekanı? Bahar, sen neredeysen İstanbul'un en güzel mekanı orası. Eskimo ne lan? Eskimo'yla kebabın ne alakası var? Kebapçı değil, evet. Burası bir pastane. Ama şimdi çıkıntılık bana yakışıyor. Şimdi ben kötü adamım, anladın mı? Bir kötü adama her türlü çıkıntılık yakışması için en sempatik halini alabilmesi lazım. Evet, kutuplar. Kutuplar çok soğuk. Kutuplar inanılmaz soğuk. Ama Eskimo kebapçısı sanki böyle bir yaz havası, anlatabiliyor muyum? Sanki bir Antalya. Başka bir iklimimiz de yok. Tek iklimimiz var, o da burası. Yedim ulan seni. Ulan sen beni yemeğe çıkartıyorsun ya, ben seni çiğ çiğ yiyeceğim. Acil yalancı. Ya ne var bağır işte, fıstık gibi mekan. Geldik, ne var yani? El alemin mekanına gideyim, niye para bayılayım? Bomba gibi mekanım var burada yani. Lan cimri herif. Bir de bana yalan söylüyorsun. Bir de burası İstanbul'un en güzel mekanı diyorsun. Gerizekalı. Bu iki şaplak da öyle maddenin eylemsizlik kuralı yüzüne işte gidiyor yani. Ben de gidiyorum. Taksi. Einstein gibi bir tip. Ne taksi ya? Ya çorba söyledim ben, acayip müesseseden. Senin için çorba yaptırdım, bari bir çorba içseydin ya. Konuşma lan, konuşma. Eskimo yalakası, konuşma. Ya kızım nereye gidiyorsun ya? Taksici yürü oğlum, yürü. Bana binmiyor, yürüsene. Lan bana bak. Ağzım değil. Ya bak. Lan nereye gidiyorsun oğlum? Esin sakin ol, biraz serin kanlı karşıla bu olayı. Gizem, sakin falan olamıyorum ben şu anda. Bir resim yap. Resim yapmak seni hep sakinleştirir. Dur ben resim yapayım değil mi?
Şefkat'in yediği haltları düşüneceğime kendimi işime gücüme vereyim değil mi? Nerede benim boyalarım? Fırçalarım falan? Ha? Nerede? Ben getirmedim mi Gizem onları buraya? Yok mu? Evde mi bıraktım ben onları? Biz nereden bilelim misin? Herhalde getirmedin. Pardon ya. Öyle yaptım herhalde. Ben evde bıraktım onu. Aç gözlerini. Aç dedim. Bak şimdi bu okla kafandaki yumurtayı vuracağım oğlum. Ama olur da oh yanlışlıkla annenin çadına saplanırsa artık o kalın, güzel kara kaşlarından sen suçlu olacaksın. Bana da olmazsa. Bu korku sana bir süre yeter oğlum. Tamam usta. Abla kesin abla geçiyor. Esin. Nereye? Sana ne? Ya dur. 2 dakikadır konuşacak kızım ya. Sen git eski sevgilinle konuş Şevkat. Şimdi yeni ev taşıdı ya, yardıma falan ihtiyacı vardır. Boya badan olur, temizlik olur. Hepsini yaparsın. Ya sosyal medyada bile bu kadar hızlı linç etmiyorlar ya. Deli etme adam bir dur ya. Asıl sen delirtme beni Şevkat. Ya dur. Dur tamam. Tamam. Konuyu değiştirelim. Zaten bizim mahallede delirmek serbest. Şevkat bak zorlama beni. Bak konuşmak istemiyorum işte. Ayrıca ne konuşacağız ki? Ne gerek var ki değil mi? Allah Allah. Zaten bır 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 konuşuyorum. Bırak bari iki medeni insan gibi konuşak kızım. Ha sen medeni insanlar gibi mi konuşmak istiyorsun? O zaman git kime çiçek verdiysen onunla konuş. Bana bak kızım. Ağaç vermediğime pişman ettirme beni. Ya gördüğünle anladığın her zaman aynı değildir. Aa öyle mi? Sen bunu bana mı söylüyorsun? Ben resim yapıyorum. Bakmakla görmenin, görünenle gerçeğin farklı olduğunu anlatmaya çalışıyorum insanlara. Tereciye tere satma yani. Allah Allah. Tereciye tere satma. Al o zaman sana manav. Hadi bakalım bak. Hangisi tere, hangisi maydanoz, hangisi roh? Hadi söyle bakalım hadi. Bravo ya. Bravo valla. Eski sevgiliye daha geldiği gün çiçek, bana gelince maydanozla tere. Ya eski... Çünkü. Oo! Lan Şevkat, Esin de fena tellak çıktı ha. Bildiğin fena keseledi seni. Oklava gibi kir çıkarttı senden. Lan Kiyazım, bak oraya gelirim. O oklavayı senin... Şşş, ayıp. Kadın var dua et. Şevkat! Kardeşim takılma bu kadar ya. Bak bizim Norveç'te çok güzel bir atasözü var. Wist kommen in Sloskop med kvinne. Yani Türkçesi... Eğer bir kadınla kavga edersen... Evet, devamı? Devamı yok, bu kadar. Henüz inşaat aşamasında bir atasözü. Tövbe estağfurullah ya Rabbi ya Resulallah. Oğlum, aklıma harika bir fikir geldi. Yumurtacıya çok yüklü bir sipariş çekeceğiz. Ama onlara sahte adres vereceğiz. O adreste bütün yumurtaları pert edeceğiz. Dükkandaki bütün yumurtalar bir anda toz olacak. Ya Esin, sabahtan beri peşinden koşturuyorum ya. Ben görüyorum senin kimin peşinden koşturduğunu. Ya dur Allah'ını seversen. Ya sen kendin dedin yardım et diye şimdi niye kafama kakıyorsun ki? Ben sana yardım et dedim. Gidip kendini parala mı dedim? Allah Allah. İyi o zaman bana bir liste yapaydın madem şunları şunları taşı diye. 2 tane abajur, 1 tane şifonyer, 1 tane kilim. Ben de ona listeden bakar taşırdım ya. Keşke sen de bana manav listesi verseydin. Bir demet maydanoz, bir demet tere, ha? Var mıydı başka? Ya Allah'ını seversen, madem bu kadar kıskanacaktın, niye git yardım et dedin? Ben kıskanç değilim. Sakın bunun arkasına saklanma. Sen gittin bütün gece yardım ettin değil mi o kıza? Onun sana çiçek vermesi gerekir teşekkür etmek için. Bir de gidip niye çiçek veriyorsun? Ben mi verdim çiçeği? Evet. Miço verdi, ben vermedim ki. Bırak Allah aşkına ya. Bir de sormaz sorarsınız herkesin içinde. Salak mıyım ben? Ya ne alakası var salaklıkla ya? Öyle vuralım kapıyı çıkalım hemen ya. Amokaç vallahi sen de helal olsun yani. 10 tane kadınla 1 tane kumeste nasıl şey? Ben 1 tane kadınla uğraşamıyorum ya. Öf! Sen bana bir çay getir çocuğum. Hadi geliyor çocuklar. Hah geldim. Gel çocuğum gelin otur. Çabuk çabuk Kazım. Söyleme. Cuma abla. Çabuk. Kursana mı ya? Kooperatif toplantısı mı var? Niko nerede bakalım? Sildi. Güzel çocuklar, benim kafama bir şey takıldı. Hayırdır inşallah? Şimdi bu Seval'i ben severim. Hoş kızdır, güzel kızdır. Ama niye öyle pat diye geldi? Yani tam da Şevkat ile Esin bir araya gelmişken. Allah muhafaza, yani aralarını bozmasın. Ay konu bu mu? Vallahi beni hiç ilgilendirmiyor. Ben kusura bakmayın. Gel oğlum, gel ya. Otur benim hatırım için. Gel ya.
Ya yok abla ya. Onlar böyle kedi köpek hesabı. Bir gün didişecekler, bir gün öpüşecekler. Yani ben bir sıkıntı, bir sorun göremiyorum açıkçası. Ne çabuk unuttunuz siz Seval'le Şevkat'in aşkını be ya. Dillere destan. Tıpkı Leyla'yla Şirin, Ferhat'la Mecnun gibi birbirlerine ölesiye aşıktı bunlar. Ne çabuk unuttunuz bakan. Ben bunu bilir, bunu söylerim ha. Fena karıştırdın la. Ata ağızlı. Ne? Ata ağızlı mı? Oğlum ata ağızlı Selami'nin lafı değil mi lan? Sen niye kullanıyorsun ata ağızlıymış? Ünlü Koreli Kim Sun Sen hanımefendinin müstakbel eşi Selami Taşbaşı beyefendi o lafı bana bıraktı. Sana mı bıraktı? Tarafımdan kullanılmakta olan at ağızlı cümlesinin Türkiye kullanım haklarını Üzeyir Hızarcı'ya devretmiş bulunmaktayım Selami Taşbaşı. Aynen öyle. Ha. Şimdi anladın mı ya sevgili at ağızlı tellak? Ya anladım anladım da ben ondan o kadar istedim o at ağızlı lafını. Ya çocuklar, bana... çocuklar ama bir susun. Boş boş konuşuyorsunuz. Hani ben ne diyorum, siz ne diyorsunuz? Marika abla senin meseleye gelince benim bildiğim Şevkat eski sevgiliye falan dönmez. Yani Esin olmasa da eski sevgiliye dönmez. Hem bu mahallede Esin'le Şevkat'in arasına girecek adam var ya direkt olarak karşısında bizi bulur değil mi lan? Tabii ya kesin öyle. Acaba? Arkadaşlar bakın böyle durumlar için bizim Norveç'te çok güzel bir söz vardır. Ay bu adam beni çok geriyor. Yemin ederim daralıyorum Norveç fıçısı be. Gel şuraya nereye gidiyorsun? Beni yalnız mı bırakıyorsun? Ya? Otur şuraya. Şimdi den gamle şeres de bilir ney? Wilson kometil baki. Belette anın amin. Yani Türkçesi eski sevgili dönerse yenidir. Ah ah. Ben her sevgilimde eski sevgilimi mumla ararım. Öyle bir aşk hayatım var benim. Bunun bir de sevgilisi var düşünebiliyor musun? Ay kaderim. Benim için dolayısıyla en iyi sevgili eski sevgili oluyor. Gerçi ben ikisini de yeni tanıdım ama Şevkat yeni bir sevgili yaparsa o zaman esini tutarım işte. Çünkü Norveç'te aşk ilkesi böyledir. Atma lan. At ağızlı Jakobsen. Beyaz aşağı mı lan bu eskisi yenisi bilmem nesi? İki ana bir tane bedava. Bu ne be ya? Hiç. İşte ondan zaten demek ki Norveç'te yaşlı nüfus fazla, genç nüfus az yani. Ya evleniyorsan üreyeceksin yani bir şekilde. Ya tabii ya üremiyorlar bunlar, üremiyorlar ya. Bir kere aşk bahane, maksat üremek, üremek yani. Abicim aşk dediğin, sevgi dediğin öyle şey gen vurulur mu be ya? O artık dizginleri bırakacak, o böyle atacak. Ah, vallahi bence iyi olan kazansın artık arkadaşlar ama bu maçın galibi belli. Bence Seval alır maçı. Heh. Yani Seval yürüyecek değil mi? Ama evladım sen bakma bunlara. Aa sen Norveç'te ne biliyorsan öyle devam et canım. Her şeye burnunu sokma sen. Tamam. Norveç usulü işte. Ben eski sevgiliyi desteklerim. Öyle mi? Şimdi ben sana bu tabucu bir atarım. Rum usulü geçiririm. Kafana görürsün sen. Geçir. Vur. Ama siz her şeye karışıyorsunuz. Ben niye karışmıyorum? Ya ol sen daha toysun Kazım sana. Ne yapıyorsun be ya? Çoluk çocuk bakıyor. Tövbe estağfurullah ya. Bak canım sen daha tazesin, yenisin bu konularda tamam mı? Şimdi bak Norveç'te karşına çıkmayan kutup ayısı Banat'ta bir köşe başında seni kıstırıverir vallahi ya. Tövbe tövbe ya. Ya ben gidiyorum abla ben kusura ya. Bakma ya. Neyse ne ya. Hadi kalkalım o zaman hadi. Hadi şeyler, çaylar vardı. Hadi hadi sen içeri gelseye karışma. Çaylar vardı Üzeyir şey. Ben şey yapayım. Tamam usta. Çaylar tamam, diyorum. Tamam o kadar kes. Kazım. Çay. Topla lan boşları. Topla yaz. Bravo ya. Boyaları aldım, fırçaları almadım şimdi. Gerçekten akıl kalmadı bende. Ya bizim salak Miço gitti Esin'e götüreceğim çiçeği Seval'e verdi. Esin de tabii anında sarı kartı çekti. Ya şimdi bundan sonra en ufak kusurlu harekette hiç affetmez kırmızıyı yapıştırır vallahi. Şevkat. Sen bana mı getiriyordun o çiçekleri? Sana getiriyordum tabii kızım. İki dakika dinlemiyorsun ki anlatayım. Yani canın sıkkındı hani biraz moral olsun diye şey yaptıydın da. E'si bizim salakmış o. Gitti Seval'e verdi çiçekleri. İsmail. Hayrola niye suratına sık bakamsın? Usta. Bir şey diyeceğim ama dalga geçmek yok. Yok be ya, sorun yok ama. Ben Erkan'ı kıskanıyorum. Sus be ya, sayko kızan. Erkan sensin be ya.
O zaman şu şekil düzelteyim. İsmail Erkan'ı kıskanıyor. Yine sus be ya. İsmail'e sarsın İsmail. Erkan'ı kıskanıyor. Selamın kahve Balat'ın iyi saatte olsunlar mı geldi? Nereden çıktı o ses be ya? Ne oluyor ha? Ben karışıyor hasta. Ne? Sen mi konuşuyorsun? Nasıl konuşuyorsun oğlum? Sen öyle antrolog gibi bakan. Ya seninle konuşurken tırsa tırsa mırıldanmaya başladım. Ondan sonra alıştım. Bu şekil becerdim yani. İyi becermişsin. Ben de diyorum ki acaba şu elimdeki demirle bunun kafasına vursam düzelir mi? Demir kaliteli demir de sen çok kaliteli bir insan değilsin. Tam uyum sağlayamayabilirsiniz. Ben en iyisi sana elektrik vereyim ya. Evet. En güzeli elektrik. Her derde devadır elektrik. Biliyorsun Esin'in kafasını bile açtı. Elektrik ne fayda usta. Benim aklıma baraj kursan yine işe yaramaz. Benim tek ihtiyacım bir akıl, bir fikir. Hayır bu Erkan'ı herkes çok seviyor. Beni sevmiyorlar ya. Tezenle bile Erkan'ı seviyor. Bu Erkan da olup da ben de olmayan nalet şey ne? Ben bunu anlamıyorum. Benim neyim eksik usta ya? Sen git. Doğru düzgün anlat İsmail'i. Onları iyi bir insan olduğunu anlat kanıtla be. Ay aklından bil yaşa usta ya. Sen bu ülkede harcanıyorsun yeminle bak. Sen Tibet'e gitsen guru, NASA'ya gitsen astronot olurdun. Çünkü sende hem bilim hem de bilgelik var. Keşke bu mahalle birleşip seni çoğaltmanın bir formülünü bulsak. Sende bir tek yürek ne şeref yok. O da bende var. Bir şekil birbirini tamamlıyoruz, bütünlüyoruz. Allah ayırmazsın biz. Amin diyorum İsmail, amin. Ama elektrik devriminden vazgeçtim. Ben direkt demir çağına geri dönüyorum. Diyorum ki bu demirle acaba dişlerini mi döksem yoksa... Valla işe yarasa dükkan senin ama usta benim ihtiyacım akıl, fikir, demir değil. Lan akıl veriyorum işte oğlum dinlesene. Ara tezeneyi anlat derdini olsun gitsin. Vallahi sıkıldım sizin bu ilişkinizden artık ha. Tamam ben o şekilde yapayım da sen o demiri ne olur benden gayrı uzak bir köşede tut. Çağır kızını buluk şimdi bir yerde anlat derdini bitsin gitsin bu iş be. O dün akşamki hallerin neydi peki? Bak söz ver ha kimseye söylemeyeceksin. Ya tamam söz. Bak senin sözün sözdür ha. Sana güvenirim. Yardım ediyordum Esin. Yani tamam biraz... Faullü görünüyordu pozisyon ama inan bana yardımdan başka bir amacım yoktu ya. İyi peki. Şevkat ya sende merdiven var mıydı? Ay pardon. Böldü mü yoksa? Biz tanışamadık bu arada ben Seval. Esin, memnun oldum. Memnun oldum. Aa, Ferdinand değil mi bu ya? Yok, bu Amokachi Ferdinand'ın babasıydı. Hadi be, Ferdinand öldü öyle mi? Ah canım ya. Ya bu Amokachi'nin bir babası vardı Ferdinand. Öyle gür sesli bir horozdu ki bir öterdi. Bütün mahalle onunla birlikte uyanırdı. Ya bir de Panku vardı, onu acayip kıskanırdı ya. E Nikita'ya ne oldu? Nikita da sizler ölmüş. Hadi canım ya. Tüh. Yani bunlar hep yeni nesil öyle mi? Benden sonraki nesil. Aynen öyle. Var mı anasına babasına çeken? Bak şu var ya şu. Aynı Nikita ha. Ne onun adı? O zaten Nikita'nın kızı o. Saşa. Bu da geliyor mu ya anası gibi camına ha? Gagalıyor mu camını böyle? Tabii canım gelmez mi? Bu civcivken gelirdi benim omuzuma çıkardı. Böyle ben kitap okurken, maç izlerken falan böyle orada uyurdu böyle muhabbet kuşu gibi. Çok matrak makara hayvan. Hadi ya. Carmen de öyleydi ha. Hatırlıyor musun ismini ben koymuştum. Böyle domates çorbasına girmişti ya. Kıpkırmızı olmuştu. Değil mi? Bak şu da Clara, şeyli olan, hareli olan Clara. O da mesela patates kızartması hastası. Ben böyle ne zaman patates kızartayım mutfakta geliyor kamp kuruyor. Tabii vermeyince çıkıyor tezgaha kendi almaya çalışıyor. Tavadan almaya çalışırken o kaç kere kakasını yapmış şaşkın. Ay canım ya. Siz merdiven sormuştunuz değil mi? Şurada var. Ha, evet merdiven. Ben gideyim de merdiveni. Yok yok tamam. Sen dur. Ben işe giderken getiririm sana. Tamam o zaman. Ben gideyim. Size iyi günler. Ah!
Bir tane daha zımbaladım. Ya ne eğlenceliymiş arkadaş. Bilgisayar oyunlarına paydos artık. Bana bak lan gerzek İhsan. Derhal o duvarları ve camları temizleyeceksin. Lan sinek mezarlığına çevirdin ortalığı lan. Burası sıhhi ve temiz bir dükkan olacak. Ya şimdilik böyle kalsın. Zaten duvarlar bir süre sonra sanatsal bir dekorasyon gibi olacak. Hem o sinekleri böyle asimetrik yapıştırırım ki çizgileri birleştirip resim yapacağım. Çok güzel, evet. Bu gerizekalı fikirlerini bence sanat galerisinde çalışarak onlara sunabilirsin ha. Bana bak lan burası Osmanlılar çay evi. Dingonları değil. Selamünaleyküm. Ustamla fırça yedim de bir çay verirsen abi kendime. Hay hay. Bir saniye. Sen Miço'sun değil mi? Şerefimle. Hah, Miço'cum bize çay borcum var. Ulan Selam'a. Selam'a ben de borçları kapatmıştı. Ah, kapattım demişti ama maalesef bunu çekmecede unutmuş. Şansına küs. Allah'tan tedarikli geldik. Borcumuz ne kadar? Bakayım. 7 çay, 7 lira yapıyor. Buyur abi. Bu ne lan? 10 yumurta. Yumurtaların tanesi 1 lira. Yani her yumurta bir çay ediyor. 1 çay borcum var. Şimdi bir tane daha vereceksin. Olacak 8. Sonra da 2 tane fitik içerim, fitleşiriz. Ayıktın. Ay. Bana bak. Bu velet beni kekledi mi? Yoksa ben mi öyle hissediyorum? Valla bence çok açık ve net konuştuk. Yalnız seni Selami pis keklemiş olabilir. Hem de çok pis. Valla bak, işte bana bak, buraya gel. Lan ben de öyle hissediyorum lan. Oğlum bu dükkan müşteriyle doluyor taşıyordu. Nerede lan bu müşteriler? Bir şey diyeceğim de usta. Bilirsen onu niye bana sorursan ya? Ben neydim? Beni niye darlıyorsan? Üf, bırak işimi var. Hayırlı işler. Ben galeriye 4 tane çay istiyorum. Tamam, hallederiz. Merhabalar. Merhaba. Merhaba Fiona. Merhaba. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.